Değerli sosyal bilgi öğretmenlerim, merhaba, iyi akşamlar diliyorum herkese. Şimdi nasılsınız, iyi misiniz diye soruyorlar. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz hafta programlar, beceriler, değerler, doğrudan verilecek değerler, onları falan konuştuk. Bu hafta soru çözeriz dedik. ÖSYM sorularını çözeriz dedik diye hatırlıyorum. Siz de bir çözün ÖSYM sorularını. Tek tek çözeriz dedik diye konuştum en son diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Tamam, doğru. Şimdi orada doğru hatırlıyormuşum. Şimdi orada bir şey unutmuşum ben anlatacak. Kısa bir şey var. Onu anlatıyorum. Ondan sonra sorulara geçeceğim. Şimdi burada benim atladığım, şimdi anlattığım şey Jacobs'un sosyal bilgiler öğretiminin bir desen yapısı var. Farklı farklı yapılabiliyor bunlar. Notlarda vardı. Onu anlatmayı unuttum. Onu anlatalım. Sonra sorularını çözelim. Şimdi Jacobs diyor ki sosyal bilgiler programı 1, 2, 3, 4, 5 farklı şekilde yapılabilir diyor. Birincisi toplulaştırılmış gün deseni. O gün bir harmanlama yapılır. Ertesi gün başka bir harmanlama yapılır. Mesela o gün diyelim ki Salı günü iki ders var. O gün göç teması üzerine bir harmanlama yapılır ve sosyal bilgilerde tarih, coğrafya, antropoloji bazı dersler harmanlanır. Sonra ertesi ders başka bir harmanlama yapılır. Şimdi bizimki böyle değil. 2018 programı böyle değil. Neden? Biz bir gün başka, ikinci gün başka harmanlama yapmıyoruz. Birinci öğrenme alanını bitirip başka yere geçiyoruz. Çünkü ünite bir günde değişmiyor. Bir ay civarında değişiyor. Bunu MEP kitapları bazında düşünürsek ünite diyebiliriz. Program bazında düşünürsek de öğrenme alanı diyebiliriz. İkinci yaklaşım paralel disiplinler deseni. Aynı konu tarih, coğrafya ekseninde ele alınıyor. Örneğin buluşlar tarihsel ve coğrafi kesitte paralel inceleniyor. Mesela diyelim ki buluşlar diye bir konu var. Bu tarih ekseninde ve coğrafya ekseninde inceleniyor. Bizimki buna da uygun değil. 2018 buna uygun değil. Bir de bunu şöyle de diyorlar. Paralel disiplinler deseni derken mesela günde, pardon, özür dilerim, haftada 4 tane ders var. Bir tanesinde tarih ekseninde, bir tanesinde coğrafya ekseninde, bir tanesinde hukuk ekseninde, bir tanesinde antropoloji ekseninde paralel gidilebilir. Ve bu paralellik içinde mesela buluşları bunların hepsindeki buluşlar çerçevesinde paralel olarak incelenebilir bir kesitte, başka bir kesitte başka bir şey incelenebilir diyor. Ama bizimki bununla da alakalı değil. Onu söyleyeyim. Bizimki böyle değil. Böyle değil. Şimdi gelelim üçüncü bir şey. Disiplinler arası ünite deseni. 2018, 2013, 2005 program yapılarımız bu desene uyumlu düzenlenmiştir. Birey ve toplum 5. sınıf 1. ünitede psikoloji, iletişim, sosyal psikoloji disiplinleri harmanlanmıştır. Buna disiplinler arası ünite deseni deniyor. Bizde programda ünite demiyor. Ama MEP kitabı üniteler şeklinde. Biz o ünitelere öğrenme alanı diyoruz. Bizim programımız bu şekilde düzenlenmiştir. 2005'te, 2013'te, 2018'de böyledir. Gelelim dördüncüsü. Disiplin temelli desen. Aynı ders içerisinde coğrafya, tarih, psikoloji verilir. Ama harmanlanmaz. Sosyal bilgiler dersi için bunlar ayrı üniteler ve ayrı temalar içindedir. Bizimki kesinlikle böyle de değildir. Çok disiplinli desen, bu desen Türkiye uygulamasına benzer ama aradaki fark şudur. Türkiye programı disiplinler arası, bu ise farklı disiplinleri ilişkilendirmeden ele alıyor. Aynı konu ve temada kazanımlar disiplinler arası harmanlanmıyor burada. Ama bizimki harmanlayın diyor. Bizimki buna da uygun değil, şuna uygun. Bunu soru olarak da sormuşlardı. Şimdi bir aç kapa yapıyorum. Bundan sonra
ÖSYM sorularına geçeceğiz. ÖSYM sorularını bu konuda bitirdikten sonra da benim sorularımı çözeceğiz.